Merhabalar. Ben Ejder Okumuş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Sosyolojisi ana bilim dalı öğretim üyesiyim. Öncelikle Müslümanların Ramazan ayını tebrik ederim ve bu mübarek Ramazan ayının özellikle bu yakıcı ve yıkıcı pandemi afetinden bir an önce kurtulmamıza vesile olmasını dilerim. Bu konuşmada sizlerle bu pandemi afetinin ortaya çıkardığı veya daha da çıkaracağı krizleri nasıl fırsata çevirebiliriz? Birkaç maddede bunlar üzerinde durmaya çalışacağım. Bu konudaki yaklaşımlarımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii hakikaten çok büyük, şok edici, belki korkunç diyebileceğimiz bir pandemiyle karşı karşıyayız ve bir süredir Aralık ayının sonlarından itibaren birkaç aydır bütün dünya, bütün insanlık küresel ölçekte toplumsal hayatın bütün alanlarında neredeyse bu salgınla, salgın afetiyle karşı karşıya ve aslında belki de tam olarak bu sürecin ne olduğunu sorarsanız bana bunun büyük bir imtihan olduğunu söyleyebilirim. İnsanlık bu süreçte bu pandemiyle, bu salgınla büyük bir imtihana tabi tutulmuş durumda. Ve bütün dünyada devletler, çeşitli organizasyonlar, resmi ve gayri resmi kuruluşlar, bireyler bu pandemiyle, bu afetle baş etmek için büyük bir mücadele vermektedirler. Tabi aslında bu mücadeleyi yürütürken her ne kadar hastalık, salgın, sağlık temelli olsa da ortaya çıkardığı durumlara baktığımızda insanların bütün hayat alanlarını etkilediğini görüyoruz. Ve dolayısıyla aslında çok ciddi anlamda sosyal hayatta krizler ortaya çıkardığını görüyoruz. Şimdi bu krizlerin tabi bireysel boyutları var, toplumsal ve sosyolojik boyutları var. Bunlardan belli örnekler vererek ilerleyebiliriz. Örneğin bireysel anlamda günlük hayatımızda meydana gelen problemler, bu süreçte ortaya çıkan problemlerle Tabii ne gibi problemler bunlar, nasıl ortaya çıkıyor? Daha çok şu anlamda ortaya çıkıyor. Doğal olarak tabii ki bu salgınla baş edebilmek için alınan bir takım tedbirler ve kararlar söz konusu. Bu kararlar ve tedbirler çerçevesinde ortaya çıkan değişiklikler, yeni durumlar, işte yeni beden sosyolojileri, yeni iletişim boyutları doğal olarak bizim bazı konularda farklı davranmamızı zorunlu hale getiriyor. Yani bir bakıma... Bu şartları biz olağanüstü şartlar olarak, olağanüstü durumlar olarak nitelendirebiliriz. Böylesine olağanüstü durumlarda bizim aslında bir takım yeni stratejiler üretmemiz ve bu stratejilerle, bu stratejileri izleyerek bu salgınla baş etmeye çalışmamız önemlidir diye düşünüyorum. Bu çerçevede de şimdi işaret ettiğim bireysel anlamda biz söz gelimi ne yapabiliriz? Mesela sürekli olarak daha çok aile içinde Hayatımızı geçireceksek, yaptığımız iş gereği, yaşımız gereği alınan tedbirlerle birlikte daha çok zamanımızı ailemizle, aile bireylerimizle birlikte geçireceksek bunu bir dinlenme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Bunu bir sorgulama, ya bütün bir hayatımızı nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, şimdiye kadar hayatımızı nasıl yaşadık, bundan sonra nasıl yaşamalıyız şeklinde bir sorgulama yoluna girebiliriz. Sorgulama yoluna başvurabiliriz. Çünkü bu sorgulama bizi belki de çok güzel çok önemli bize çıkış yolları gösterecektir. Ve bizim zamanımızı böylesine bir afet sürecinde zamanımızı çok daha iyi değerlendirmemizi belki sağlayacaktır. Dolayısıyla eğer bir kaygımız, bir korkumuz söz konusuysa bu çerçevede aslında bizim sorumluluk duygusuyla hareket ederek kendi üzerimize düşen toplumsal sorumluluğumuzun ve görevlerimizin gereğini en iyi şekilde İmkanlar ölçüsünde tabii ki yapmaya çalışarak bu kaygı, korku veya başka bir takım olumsuz psikolojik durumlardan kurtulmamız mümkün. Dolayısıyla yani burada bireysel anlamda bunu düşünebiliriz. Toplumsal anlamda da bakın bir örnek vereceğim. Şimdi diyelim ki ekonomi alanında yaşadığımız problemler, sıkıntılar. Burada insanlarla dayanışma içerisine girerek gerçekten de bu ekonomik zorluklar, ekonomik sıkıntılar içerisinde sorunun bir tarafından tutarak bir aktör olarak kendimizi görüp bir özne olarak kendimizi görerek sorumluluk duygusuyla belki bu krizin bizi en azından bize dokunduğu ölçüde bu krizden kurtulmak için de bir fırsat üretmiş olabiliriz. Tabii şimdi sadece ekonomide değil, siyasette, aile hayatında, din dini hayatımızda, hukukta, kültürümüzde, gündelik hayatımızda gerçekten de yaşadığımız birçok bu süreçte krizden bahsedebiliriz. Bütün bu krizleri izleyeceğimiz strate stratejilerle veya geliştireceğimiz stratejilerle fırsatlara dönüştürmemiz her zaman mümkün. Mesela aileyi, aileden örnek verelim. Aileyi bir eğitim merkezi, bir okul haline getirebiliriz. Aile bireyleriyle her zaman çok sıkı bir şekilde yakından temasla etkileşim halinde olmazken şimdi bu yoğun aile ilişkilerini bir fırsata kendimiz için Hatta üretme anlamında ailede her türlü zihinsel, entelektüel ve ekonomik anlamda bir üretim merkezi haline getirebiliriz aileyi. Dolayısıyla aile için bu manada yaşadığımız bir krizi bu sorunla baş etme bağlamında biz bir fırsata dönüştürmüş oluyoruz. Bunu aslında bütün alanlara, siyasete, eğitimin bütün boyutlarına aslında uygulayabiliriz. Nitekim eğitimde örnek vermek gerekirse bakın Bugün Türkiye'de gerçekten de çok başarılı bir şekilde hemen uzaktan eğitim boyutuna işi taşıyarak eğitime hiç ara vermeden gençlerimizin, çocuklarımızın eğitim süreçlerini aksatmadan bu işi tamamlama yoluna gitmiş olduk. Ve böylece eğitimle ilgili olarak ortaya çıkan krizi biz fırsata dönüştürmüş olduk. Toplum olarak, devlet olarak, millet olarak. Diğer bütün alanlarda da bunu yapabiliriz. Dini hayatımız ve manevi hayatımız için de Bunlar söz konusudur. Yani bizim aslında mesele zihnimizde ve kalbimizde bitiyor. Dolayısıyla eğer biz sürece bu şekilde bakarsak, süreci bu şekilde algılar ve yönetmeye çalışırsak doğal olarak bu kriz sürecini bir fırsatlar bütününe çevirmemiz söz konusu olur.